Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Turgay. Merhaba. Eren, Turgay ve ben bugün Isparta Uluboru'dan Isparta Senirkent'e geldik. Vlog tarzında bir şey çekiyoruz. Şimdi Senirkent'te biraz gezdik. Şimdi geri döneceğiz. Yalnız şey gibi oldu. Hani bir tane hep var ya yeni çıkan. Çocuk ismi unuttum. Bir tane kızla çocuk var. İsmi de onun ya Turgay, biliyor musun? Şimdi evden çıktım. Mehmet'in yanına doğru gideceğim. Mehmet beni pazarın orada bekliyor. Şimdi ben erkek arkadaşımla buluştum. Banu ile sevgilisi gibi oldu baya. Yani şu an arkadaşımıza geldik. İşte gidiyoruz, geliyoruz falan filan gibi. Devam edelim. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler size. Giderken şimdi böyle tın tın gidiyoruz, ağır ağır gidiyoruz. Bir anda bir köpek sesi böyle hır hır diye başladı. Dedim eyvah, eyvah yani cidden. Ağzımıza sıçacaklar. Ondan sonra bir baktık köpek havlama başladı. Biz nasıl baskın var pedalda, arkamıza bakmıyoruz. Turgay arkamda, bir anda önüme geçti Turgay. Bir an yok oldu Turgay. Bu hikayeyi başka bir açıdan anlatayım mı? Köpeği gördü Eren, hemen köpeğe bağırmaya falan başladı. Dayı bize bir vardı, Eren'e baktım 300'le gidiyor, 300'le. Ya şimdi o esen... Arabaları soluyor adam. Ama ben şişeden korktum bir yandan da. Şimdi... Dayı tüfek müfek çıkartır bazen. Ya hem o bir de tüsüne köpeği saldığını. Üçümüze geliyor köpek. Sağolsun. Yani ya, köpek de bayağı şey köpeği, bildiğimiz kangal ve koyun köpeği yani. Sürü köpeği. Dedim eyvah, sıçtık şimdi. Neyse devam edelim biz. Alihan şoförümüz. Sonra dedi ki, hadi dedi beyler dışarı çıkalım gezelim. Ben yani çocuğu hiç dışarı görmemiştim. İlk defa dışarı çıkıyor. Yani dedim buna en azından bir kayıt altına alalım da bir vlog falan çek. Yani kanıt olsun elimizde cidden. Haksız mıydı Turgay? Uluboru'da 3 sene okudu, 2 senesi evde geçirdi. Ya evden çıktı yok ki çocuğun. Haksız mıyım? Haklısın. Yani nerede bu Zula'ya başladı, işte klana girdi, bir şey yaptı. Çocuk değişti. Sabah 5'te yatıyor. Ya tabii değil mi? 5'te yatıyorsun sen. 5-6 gibi. En erken 5-6 gibi yatıyor. Ondan sonra sabah, pardon, akşam bir daha yine 6-7 gibi kalkıyor. Tekrar devam. Çocuk hep bu döngü içerisinde. Hep bu döngü içerisinde. Başka değişti yok yani. Hayatımı kısır döngüye sokan Zula'ya sesleniyorum. Zula, burası en sevdiğim oyunsun. Çımlık isteriz tamamen sonra. Şey... Alihan, hadi tamam şu an öğrencisin, işin yok falan, oynuyorsun. Diyelim ki evlendin. Çocuk sahibi oldun. Devam edecek misiniz buraya? Ya Zula'nın ömrü o kadar uzun olacağını sanmıyorum benim için. Çünkü bir sürü oyun oynuyorum ben. Çünkü siz biliyorsunuz beni. Telefondan bilmem kaç tane oyunum var. Şeyde bilmem kaç tane oyunum var. Yani Zula bu gidişte zaten yani yaptığı bu etkinliklerle falan benim için ömrünün fazla olacağını sanmıyorum. Ama yani eğer kendini biraz daha toparlarsa, hile konusunda bayağı çözüm yarattı zaten de. Hani kendim toparlarsa tabii ki de oynarım ama... Her şeyin paralı olmaması. Düşünsene bir de şey... Turgay. Alihan şey yapıyor, mesela evleniyor çocuğu falan oluyor. Çocuğu da geçiyor bilgisayar, karşısında oynuyorlar falan böyle. Lan yok, çocuğum olursa Metin 2'ye yetip başlayacağım. Oturtturacağım bilgisayarı, asışar kastım var, item kastım. Valla çocuğu bütün gün onu kullanır. Çocuğu bot olarak kullanacak. Evet. Valla çocuğu bot olarak kullanacak, başka şey yapmayacak yani. Yani... oyun bir yaşamdır. Hayatla alakalı çoğu şeyi oyunda öğrenebiliyorsun. Mesela insanları. Harbi başta sana şunu sormak istiyorum ben. Tamam, oyun iyi güzel, hayat yaşam diyorsun. Ama şaşırmak daha iyi değil mi senin için? Mesela bugün gezdik bayağı. Yani video kaydında olmayan anlar da var. Sence güzel olmadı? Bence bayağı iyiydi. Çok güzel oldu da. Bu diyen de Eren. Ya
Ya. Eren'i zorla aldık. En son ne zaman dışarı çıkmıştın Eren? Eren'i bu arada ben arabayı aldım. Burada sevdiğimiz bir abimiz var, Hasan abi. Ondan arabayı aldım. Turgay'la beraber aldık işte. Artık yakıtını makıtını. Sonra Eren'i evden zor zoruna çıkardık. Ya şimdi arkadaşlar ben çalışıyorum. Belki Eren'in çevresindedir az çok. Ben normal basın danışmanıyım. O yüzden sürekli bir iş yoğunluğu, temposu var benim. O yüzden oyun oynamıyorum ben. Genelde işte gazetecilerle sürekli itibatlıyım. Onlarla uğraşıyorum. O yüzden fazlasıyla çıkamıyorum. Ama şu an çıkamıyorum. Normalde ben kendi memleketimde yani Tekirdağ'dayken evde durum olmuyor. Çünkü ben bütün gün programlardayım. Bütün gün dışarıdayım. Ama burada tabii çıkamadığım için gidilen programları evden yönetiyorum şu anda. Okulum büyük ihtimalle benim bu sene bitecek. Yani ana köyü sonunda bitecek. İlk dönem bitiyor. Yani 3 sene değil arkadaşlar. 2,5'a bırakıyoruz olayı. İşte inşallah. Ben hariç. Evet. Ben hariç. O 3. Allah bereket versin. Neyse daha fazla oyun bileti sıkmayalım. Bu şekilde. Şunu söyleyeyim. Memleketimde ben de eve girmem. Kolay kolay evi otel gibi kullanıyorum. Acıktığım zaman bir de uyuyacağım zaman gidiyorum. Onun dışında ben de dışarıdayım. Her türlü aktif bir insanım. Ama Uluborlu bizi bozdu. Bozdu yani. Dışarı çıksak gezecek yer yok. Şey yapsak yok yani. Etkinlik yapabileceğimiz bir yer yok. Ondan dolayı yani. Şu an manzara çok güzel. Size göstereyim şu manzarayı biraz. Şu manzarayı görün ya. Burada şimdi kar yüksek olduğu için, kardayken rakım yüksek olduğu için çok fazla kar da tutuyor burada. Aslında dursak mı? Duramayız ki şu an burada. Duramayız burada. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Uluborlu'ya geldik, o kahrolası yere geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.